Trendi konuşacağız. Çünkü halka arz olacak biyotrendte. Doğanlar Holding enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki biyotrend çevre ve enerji yatırımları şirketini halka arz çalışmalarına başladı. Peki biyotrend enerji halka arzı ne zaman gerçekleşecek? Halka arza dair merak edilen soruları Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda biyotrend enerji yönetim kurulu başkanı Davut Doğan'a yönelteceğiz. Davut Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Efendim, şimdi yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren biyotrend enerjiyi halka arz etmek için çalışmalara başladınız. Tabii ki süreci merak ediyoruz. Bizi belli noktalarda eminim ki bilgilendirebileceksiniz. Önce dinlemek isteriz efendim. Süreçle ilgili bize hangi notları vermek istersiniz? Evet, biz Biyotrend şirketi olarak halka arz çalışmalarımız için SPK'dan ön iznimizi aldık. Ve aracı kuruluşlarla hani bize halka açacak olan iki tane konsorsiyum lideri yatırımcı bankayla da anlaşmalarımızı yaptık. Süreci başlattık. 31-12 itibariyle raporlarımızdan yola çıkarak Nisan ayı gibi inşallah bir aksilik çıkmazsa çünkü çok halka arz olduğunu da biliyoruz. Bu süreci de tamamlamayı arzu ediyoruz Nisan ayı gibi. Bizim yaptığımız işlere bakacak olursak Türkiye'de günde kişi başı üretilen çöp miktarı 1 kilo. Yani her bir kişi 1 kilo yaklaşık çöp üretiyor. Türkiye'nin 80 milyon nüfusumuz olduğunu düşündüğümüz zaman demek ki günlük 80 bin ton. Yani 80 milyon kilo, 80 bin ton çöp üretiliyor. Bizim yaptığımız işler bu çöplerin 50-55 bin tonu işleniyor. Yani diğer kalan kısımlar ücra köşelerde kalmış ya da küçük ilçelerde olanların tabii ki işlenemiyor ama büyük belediyelerde, büyük şehir belediyelerinde, büyük illerde bu tesislerin genelinde bunlar kurulmuş durumda. Biz de bu çöplerin 12.500 tonunu yani yaklaşık %20-25'lik bir bölümünü işliyoruz tesislerimizde, fabrikalarımızda. 15 kadar tesisimiz var. Şu anda faaliyete geçmiş çünkü 5 yıldır bu alanda yatırım yapıyoruz. Başta İzmir olmak üzere Malatya, Uşak, İnegöl, Aydın, Ezine gibi birçok ilimizde bu tesislerimiz faaliyetlerini sürdürüyor. Özellikle bu tesislerden iki tanesi biyokütle yatırımı yani Aydın ve Çanakkale, Ezine'de yapımı devam eden ancak tamamlanmış olan Aydın'daki tesisimizde de daha çok tarımsal atıkları yakıyoruz burada. Ama diğer 13 tane tesisimizde de çöpleri işliyoruz. Yani belediyelerin bizim alanımıza getirmiş olduğu çöpleri burada ayrıştırıyoruz. Metan gazı elde ediyoruz. Ve elde etmiş olduğumuz bu elektriği de sisteme satıyoruz. Bir de fermantasyon dediğimiz bir sistem var. Bununla da yine fermantasyon tanklarımızda bu çöpler orada biriktiriliyor. Kapalı bir alanda. İçeride bunlardan gaz elde edilerek yine elektrik üretiyoruz ve bunu da sisteme satıyoruz. Yani Evet. faaliyetlerimiz bunlar. Peki Sayın Doğan, faaliyet alanlarından söz ettiniz. Şimdi bir kez daha ben biraz daha sürece dönmek istiyorum. Özellikle Nisan'da halka arz etmeyi planlıyoruz dediniz. Nisan ayına işaret ettiniz. Peki şirketi ne kadarını halka açmayı planlıyorsunuz efendim ve ortalama gelir beklentiniz nedir? Şimdi şirket değerlemesi şu anda çalışılıyor. Sanırım bu ayın sonuna kadar şirket değerlemesi bitecek. Onun için şimdiden böyle bir rakam vermem çok doğru olmaz. Ama bizim planımızda yaklaşık %20 gibi ortalama %20'lik bir halka arz burada düşünüyoruz. Peki efendim, belki burada bizi 2020'nin genel tablosu hakkında bilgilendirebilirsiniz. 2020'yi şirket nasıl kapattı peki? Orada son tablolardan ya da son çeyrekten bize bahsedebilir misiniz? Tabii 2020 kapanışlarımızı tamamlamak üzereyiz. Yani 19 Şubat'ta bağımsız denetim şirketi bize raporlarını verecek. Ama planladığımız gibi bir satış gelir elde ettik. Planladığımız gibi bir EBITDA elde ettik. Bunlar henüz açıklanmadığı için, duyurusu yapılmadığı için rakam vermem yanıltıcı olabilir. Ama burada bir fırsat olduğunu gördük. Biz şu anda dediğim gibi Türkiye'nin %20-25'lik bir bölümünü evsel atık tarafında işliyoruz. Aslında bu projemiz bizim
çok önemli bir proje. Sayın Emine Erdoğan'ın da sahiplendiği ve yönlendirdiği sıfır atık projesi tam da bu. Yani burada biz çöpleri alıyoruz ve bunları ayrıştırıyoruz. Bunun içerisinde çıkan plastikleri yine plastik tesislerine satıyoruz. Demir urdayı yine ayırıyoruz, demirleri veriyoruz. Dolayısıyla bütün hepsini tekrar doğaya kazandırıyoruz. Türkiye açısından da önemli bu projeler. Bildiğiniz gibi özellikle zamanında kurulan bu doğal gaz tesisleriyle doğal gaza muhtaç bir ülkeydik. Halen kısmen öyle ama bu yenilebilir enerji oranları gün geçtikçe artıyor. Yani %44'e ulaşmış. Daha önce %33 olan yenilebilir enerji şu anda %44 seviyelerine ulaşmış. Biz çünkü enerjisi olan, doğal gazı olan, petrol olan bir ülke değiliz. Bu dış ticaret açığına da çok ciddi katkı sağlanıyor ve bu projelerin desteklenmesi de güzel. Yani biz 2020 yılını iyi kapattık, grup olarak da iyi kapattık. Biliyorsunuz diğer sektörlerimizle birlikte. 2021'den de umutluyuz. Çok güzel tesisler yine kuruyoruz. Şu anda yaklaşık tesislerimizde 300 kişi var. 300 kişilik daha bir alım listemiz şu anda İK'da görüşmeler yapılıyor. Yani hem istihdam açısından hem yeni projeleri de devreye sokarak tesislerimizi büyütüyoruz. Peki halka arz geliriyle de ne yapmayı planlıyorsunuz? Yeni tesisler mi kuracaksınız? Bununla ilgili de bizi bilgilendirebilir misiniz? Önümüzdeki süreçte mutlu edecek bir tablo gerçekleşirse buradaki gelirle neler yapmayı planlıyorsunuz efendim? Buradaki gelirle biz yeni satın almalar yapmak istiyoruz. Yeni projeler yapmak istiyoruz. Şu anda da hayvansal atıklarla ilgili bazı bölgelerde hayvansal atıklarla ilgili yeni tesisler kurulması için de arkadaşlarımız çalışıyorlar. Çünkü büyükbaş hayvanların özellikle hayvansal atıklardan da enerji üretilebiliyor. Bununla ilgili projelerimizden bunlar üzerinde çalışıyoruz. Satın almalar yapabiliriz. Yeni projeler geliştiriyoruz. Ayrıca Afrika başta olmak üzere Balkan ülkeleriyle de ilgileniyoruz. Yani örneğin Senegal'in çöpüyle de ilgileniyoruz. Orada da girişimlerimiz var. Orada bir ortaklık görüşmelerimiz var. Birlikte neler yapabiliriz diye. Balkan ülkelerinde gezip başbakanlık düzeyinde yapmış olduğumuz görüşmeler var. Onların da bu ilgisini çekti. Çünkü bu projeler ülkemiz için de çok yeni projeler. Avrupa bunları zamanında aşmış tabii ki ama özellikle Afrika bölgelerinde de burada çok ciddi pazarlar var. Fırsatlar olduğunu görüyoruz. Yani yurt içinde ve yurt dışında büyümeyi sürdürüyoruz. Alkar'dan gelecek olan kaynağımızla da şirketi büyütmek istiyoruz.